bu şeyler... Biliyorum, oyunların şeyi oluyor. Evet. Görüntülüyor. Görüntüsü. Oyun oynayanlar orada görüntüsü sohbet ediyor. Ve sonunda dedi ki eğer çok delikanlılarsa gelsinler bana yüzlerine de derim. Albayrağın Florya'ya girmedi diyor. Başkan moral vermeye gelmedi mi Albayrak dedi. Yalanlayamaz diyor. 2000'li yıllarda Fatih Hoca marka yönetimi için iletişim ajansıyla görüşmeye başladı. O günlerde ne kadar vizyonlu olduğunu zaten ortada, Fatih Hoca'nın vizyonlu olduğu. Bunu Aslı Hanım söylemiş. Mustafa Cengiz ilk seçildikten sonra Florya'ya toplantı yapmaya geldi. O gün büyük sorun yaşayacağımızı anladım. Cagney transferi zorunlu olarak yapıldı. Fatih Hoca son günler mecbur kaldı. Fatih Terim'e İrfan Can Kahveci transferi döneminde çok büyük haksızlık yapıldı yönetim tarafından. Şampiyon olduğumuz günü sabaha bile sevinemedik. Çok büyük bomba. Şampiyon olduğumuz günü sabaha bile sevinemedik. Gomis yeni sözleşme talebinde bulundu. O dönemde kulübün bu sözleşmeyi karşılama durumu söz konusu değildi. Fatih Hoca Ozan Kabak ve Gomis transferlerine şartlı izin verdi. Belhanda kırık çeneyle Fenerbahçe maçına çıktı. Teknik kadro ve sağlık ekibi oynamasın dedi. Ancak o durumunun daha kötü olabilme ihtimaline karşı çıkıp oynadı. Kendisine çok büyük haksızlık yapıldı yönetim tarafından. Ya Mustafa Cengiz'in basın toplantısından sonra Fatih Hoca Allah şifa versin demiştir. Toplantıyı düzenletenlere de hakkını helal etmez. Bir daha söylüyorum. Enteresan bak, Mustafa Cengiz'in basın toplantısından sonra Fatih Hoca Allah şifa versin demiştir. Toplantıyı düzenletenlere de hakkını helal etmez. Arabayla gezerek totem yapan arkadaşların videosunu hocaya izletmiştik. Gözleri dolmuştu. Hoca görevi bırakmadıysa taraftara karşı sorumluluğundan dolayı. Florya ile stat arasında uçurum var. Ben Hande ve kulüp çalışanları paradan öte Galatasaraylılıkları nedeniyle özveriyle çalıştık. Nerede kalmıştık tweet'i, Fatih Hoca'yı kimse getirmedi. Bir mektup var, araştırsınlar. Bu mektup mu? Bir mektup var, araştırsınlar diyor Aslı Hanım. Hmm. Bu mektup da onun cevabı olmasın. Bir mektup var, araştırsınlar diyor. Son 6 ay pilimiz bitmişti. Florya'da 1 yıl çalışan 3 yıla değer. Bir günde 4 mevsim yaşadığımız oldu. Bir günde 4 mevsim yaşadığımız oldu. Eşimin ve çocuğumun hayatından çalarak 3 yılımı Galatasaray'a verdim. Eşimin ve çocuğumun hayatından çalarak 3 yılımı Galatasaray'a verdim. Fatih Hoca WhatsApp kullanmıyor. Silmesine ikna ettik. Hoca bu sayede rahatladı. Gerçekten hoca WhatsApp kullanmıyor. Evet. Doğru. Yani şu anda hani Aslı Hanım'ın... Aslı Hanım niye ayrılmış acaba? Onu da öğrenmek lazım. Aslı Hanım niye ayrıldı onu da bilmiyorum. Işte. Yani onlar onu da bilmiyorum. Aslı Hanım da ekranda. Ben hakkında çok da güzel şeyler duydum. Kulübe çok büyük katkısı olan Fatih Hoca'ya, çalışanlara çok katkısı, çok emektar bir hanımefendi. Buradan saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum ailesine de. Ya düşün bak Ertem, bu kadar bak neler saydın, neler saydın. Neler dönmüş. Bu bir kulübün içerisinde, bir de Fatih Hoca'nın olduğu bölüm, bir de Galatasaray'da bunlar oluyor ve bu takım son maça geliyor bir golle şampiyonluğu kaybediyor. Demek ki. Bitir lafını lütfen abi. Hoca yani problemler olur, olacak transferde, onu istersin olmaz, bunlara alıştık. Ama sen kendi yanındakiler, içeride yöneticiler, onlar bunlar, sen bu takımla son ana kadar geliyorsun bir golle kaybediyorsun. O bu bir mucize. O büyük iş. Ama şunu mesela Aslı Hanım demiş ya. Bunların hepsi şu an şeyde, Fatih dışarıda. Hoca taraftarlar için burada kaldı diyor. Galatasaray tribün lideri çıktı bir de geldi dedi ki biz Fatih Hoca istemiyoruz. Hadi bakalım ne olacak? O son bölümde. Yani şimdi o da ben Fatih Terim'in yanında değilim. Çalışmasını istemiyoruz dedi. Arkadaşlar Mustafa Cengiz öyle diyor. Ben Fatih Terim'in yanında değilim. Dün 4 tane video istedim sizden. Tek tek açıklamalarını almadım. Artık açıklamaları herkes biliyor. Evet. 4 tane açıklamalardan Sayın Mustafa Cengiz'in durumu zaten ortaya çıkıyor. Bir kez daha söylüyorum, bunu manşet olarak verin. Çaresiz kaldık. Galatasaray yöneticilerinden birisi. Çaresiz kaldık. Başkanın açıklamalarından dolayı çaresiz kaldık. Dün için söylüyor. Dünkü başkanın yaptığı açıklamalardan sırayla bir tanesini bir ekrana getirelim. Bol bol. Aslında ben laflara hiç dayanamam. Ben size söyleyeyim mi? Aslında ben değilim. Yani ben kendi karakterim, ben kavga adamıyım. Yani benden barış adamı olmaz. Ama ben şu anda gördüğüm röter yapıyorum, bütün sözleri yiyorum. En yakınlarımdan, hiç benimle konuşmadan ne hükümler? Ağzımı açacağım bir gün, hiç de hoş olmayacak. Aslında ben...
Şimdi aslında ben değilim diyor. Sonra açtı diyor ki ben benim diyor. Açtı ağzını işte konuştu. Bir, açtın başkanın ağzını. İkinciye gelelim. İkinci gelsin ekrana. İkinci gelsin.